gün içinde. Ve uluslararası boyuta geldiğimde daha açık söyleyeceğim. Dünyada hiçbir demokratik ülkede mazur görülemeyecek şekilde şiddet unsurları, her türlü şiddet unsurları, kaldırım taşından tutun, yakıcı maddelere kadar kullanıldı. Taksim'in evvelsi günkü görüntüsü Bakanlar Kurulu'na getirildiğinde hepimiz, ki Taksim bizim dönemimizde de gösterilerin alanıydı. Ama AKP'nin Atatürk Kültür Merkezi'ne asılan şeylere, flamalara, yazılan hakaretlere, küfürlere, Atatürk heykeli üzerine asılan posterlere kadar baktığınızda ben o hani demin söylediğim samimi hislerle evet. ve özgürlük düşüncesiyle harekete geçen gençliği değil de zihni 60'lı yıllardaki çatışmalara kalmış o sloganlara ayarlı bir başka ideolojik topluluklar grubu ortaya çıktı. Ve bir anlamda bunlar bu şeyi işgal etti meydanı. Evet. O zaman siyasi otorite olarak biz şunu yapmak zorundaydık. Bir, özgürlükler anlamında Gezi Parkı'nda toplanan veya bu anlamda görüşünü ifade edecek herkesin görüş ifade etmesine izin vermek ama ülkenin hiçbir bir metrekaresi bile herhangi bir şekilde bir marjinal hatta teröre bulaşmış gruplar tarafından işgal edilmesine izin vermemek. Bu ayrımı yapmak durumundayız. Peki bu konuda elimizde delil var mı? Yani dediğinizde evet. Maalesef Taksim'de son 12 gün içindeki sükuneti istismar ederek bütün bu gençliği, iyi niyetli kitleleri de arkasından sürükleyerek bir siyaset mühendisliği psikolojisine yönelen bir odak var. Bu odağı fark etmedikçe özgürlükleri koruyamayız. O odağa bir kez izin verirsek, bakın dikkat ediniz. Bu odağın değişik olaylarda hedefleri farklı oldu. Şu şahıs, bu şahıs. Burada neredeyse bu odak ve diğer üç unsurun hepsinin içinde olduğu bir şey doğrudan başbakan hedef gösterdi. Bazı açılardan da Türkiye'nin genel imajını bütünüyle bozmak adına bir başka mühendislik şeyinin devreye sokulmakta olduğunu gördük. Şimdi burada neler var? Ben bu sefer bir hoca ya da bir çevre bilinci olan bir şey, bir öğrenci olarak değil. Bu sefer bir devlet adamı olarak şunu söylüyorum. Bu provokatörlere hiçbir şekilde, hiçbir devlet izin veremez. Bu provokatörlerin bugün izin verirsek yarın Türkiye'de demokrasinin izi kalmaz. Polisimizin görevi kamu düzeni sağlamaktır. Hata yaparsa hesap sorulabilirlik ilkesi etrafında tabii ki gündeme gelir. Sayın Başbakanımız da o yurt dışında biz birlikte olduğumuzda Kuzey Afrika'da Sayın Başbakan vekilimiz de bunu çok açık bir şekilde ifade ettiler ve soruşturma da açıldı. Peki dördüncü başta ama nasıl polisimize geçelim. Hata yapması halinde soruşturma açılıyorsa evet. ki büyük fedakarlık içinde polis gayret sarf ettiği kamu düzenini korumak için polisimize saldıranların işlediği suçla ilgili de gerekli tedbirler alınır ve bu suçu engellemek için de kamu düzenini sağlamak için de her türlü tedbir alınır. Bunu yapmazsa hükümet görevini yapmamış olur. Yeniden devlet işlevini kaybeder. Dönmem gerekiyor ama onun öncesinde şu dış evet. bağlantılara geçmeden dördüncü başlığı da alalım isterseniz. Şimdi burada hemen reklam burada hepimizin bir sınavı var. Burada bir siyasetçi olarak söyleyeyim. Ülkenin geleceğiyle ilgili. Bakınız şunu düşünebilir bir muhalefet partisi. Hatta muhalif ekonomik çevreler. Ya burada güzel bir maden var tabiri caizse hani yine gençlerin kullandığı şeyle. Biz bunu işlersek buradan bu hükümete karşı bir şey çıkartabiliriz. Buraya kadar giden bir muhalefet mazur görülebilir belki. Hı hı. Ama öyle bir madeni kullanmak adına ülkenin geleceğine dinamit koyacak bir süreci neredeyse tetikleme veya onun önüne geçme, onu yönetme gibi bir role soyunduğunda bilelim ki üzerinde konuştuğumuz şey artık bir iktidar meselesi değil, bir hükümetin veya bir partinin iktidar olması meselesidir. Hı hı. Ülkenin geleceği demektir. Ben şunu anlamıyorum, anlamakta zorluk çekiyorum açık söylemek gerekirse. CHP nasıl bir Taksim meydanı düşünüyor? Ben baştan söyledim, şu haliyle ben hangi çevreci, hangi şehir bilincine sahip birisi olursa oturup konuşurum. Taksim meydanını dünyadaki konum olarak iyi fakat özgünlük olarak maalesef en kötü meydanlardan biri olmaktan ızdırap duyduğumu söylüyorum. Nasıl bir meydan? Alternatifini koyalım. Ne isteniyor? Veya diğer alanlarda da fikirler beyan edilsin. Yine ekonomik çevreler anlamında ilginç bir şekilde hani bu marjinal gruplar burjuva iktidarı diye hükümetimizi yöneltirken Marksist terminolojiyi kullanarak söylüyorum. Türkiye'nin burjuvasının bir kesimi de bu gruplara destek veriyor. Başbakanın faiz lobisi olarak yani, adlandırdığı kesim. Tabii bu konular çok tartışıldı. Bir
eğer bir burjuva şeyi varsa. Şimdi burada bir bu samimi kitleler var, bir provokatörler var, bir de bu durumdan açıkçası oportünistçe istifade etmeye çalışan çevreler var. AK Parti zarar görecekse, başbakanın karizması çizilecekse veya bir şey olacaksa, şimdi bunu kullanmanın vaktidir diye düşünen çevrelere de buradan sesleniyorum. Böyle bir tutum muhalefet olarak şey gibi bir fırsat gibi telakki edilse bile ülkemiz için 10 yılların birikimini heba edecek bir süreci başlatmak olur. Hem ekonomik hem siyasi elitimizin, kültürel elitimizin bütün bu kazanımları korumak için ortak bir siyaset ahlakı ve bilinciyle hareket etmesi Peki. gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bir reklam arası daha vermem gerekiyor. Reklamların ardından devam edeceğiz. Sayın Bakan özellikle Gezi Parkı eylemlerinin nedenlerini masaya yatırırken 5 başlık çıkardı ve bunun en sonuncusu dış mihraklar olarak nitelenen unsurlardı. Ve şimdi asıl önemli konuya geldik belki de. İlk başta sıralanan maddeler de önemliydi. Ancak Sayın Dışişleri Bakanı'nı karşımızda bulmuşken tabii bu dış unsurlar kimler? Gözümüzü nereye çevirmemiz? Dış unsurlar deyince kime bakmamız gerekiyor? Bu sorunun yanıtını arayacağız reklamların hemen ardından. Gezi Parkı'nda yaşanan olaylarla dış unsurlar olarak nitelenen grubun arasında nasıl bir bağlantı var? Bu soruyla başlayacağız. Sayın Davutoğlu'yla birlikte isim başbakanın da açıklamaları var. Büyük oyun ifadesini kullanıyor ve şu anda one minute dediklerimiz gülüyorlar şeklinde ifadeleri var. Diğer taraftan olayların çıktığı ilk andan itibaren hep dış mihraklar vurgusu yapıldı. Bu durumda bu dış unsurları anlamak için bizim ne yapmamız gerekiyor? İran'a mı bakacağız, İsrail'e mi, Amerika'ya mı, Rusya'ya mı, başka bir yere mi? Sadece ülkelere değil, belli çevrelere de, o ülkeler içindeki belli çevrelere de bakmak lazım. Ben bir Dışişleri Bakanı olarak hiçbir ülke ile ilgili elimde somut veriler olmadan bir adres göstermeyi doğru görmem. Ve bu somut veriler konusunda tabii çalışmalarımız var. Ama sadece ülkeler değil, çevrelere dikkat etmek lazım. Önce şunu söyleyeyim. Bugün Taksim'de olan gençlerimizde, hatta siyasi muhalif, dogmatik olmayan siyasi muhaliflerin de herhalde kabul edeceği bir gerçek var. Son 10 yıl içinde Türkiye büyük bir güç biriktirdi. Yani 2001 ekonomik krizinden sonra bir Türkiye tablosuna bakın. Bir de bugünkü Türkiye tablosuna. Her alanda bütçe kısıtlamaları yapan, benim bakanlığımdaki o dönemki diplomat arkadaşlarımın bana anlattığı resmi evrakları basmak için kağıt bulamadıkları için değişik departmandan birbirinden kağıt ödünç almak durumunda kaldıkları, dışarıda fotokopi bastırarak fotokopileri kapatıp fotokopi yaparak devlet evrakının yayınlandığı bir dönemden bahsediyor. Bu 2001. Şimdi böyle bir Türkiye'den bugün gelinen Türkiye. Objektif olarak söylüyorum. Gelinen Türkiye, milli geliri 3,5-4 misli artmış bir Türkiye. Dış borçlarını tümüyle silmiş bir Türkiye. Ve ilginçtir. Bu gösterilerin başladığı ay, Türkiye'nin aynı zamanda dış borçların silindiği, bittiği aydır. Büyük bağlantı projeleri, kuruyor musunuz orada? IMF olan borçların geleceğim, yani ilgili. Evet, yani sadece o değil. Türkiye'nin yükselişiyle ilgili bir bağlantı kuruyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın. Onun için bu ayrımı yaptım. Bir ve ikinci grupla ilgili değil. Üçüncü, dördüncü ve beşinci gruplar arasındaki bir network'un Türkiye zihnindeki bir siyasal mühendislik projesi, demokrasi dışında ki yollarla yeni bir iktidar oluşturma projesi varsa ki bunun izleri var, hedeflere bakıldığında var, kullanılan söyleme bakıldığında var, sürecin kendisinin yürüyüş biçimine bakıldığında var, bunların alt başlıklarına geleceğim. Böyle bir rahatsızlık varsa burada, Türkiye'nin bu yükselişinden rahatsızlık duyan çevrelerin olduğu bir aşikar. Üçüncü, dördüncü, beşinci gruplardan kastınız nedir? Yani provokatörler, Türkiye içinde normal yollarda siyasi iktidarı değiştirme şeyini, ümidini kaybetmiş yeni networklar kurmaya çalışanlar, Türkiye dışında uluslararası medyanın ve uluslararası çevrenin bazı unsurları. Şimdi bu üçünü bir şey olarak baktığımızda bunların ortak rahatsızlık duyduğu şey ne? Ortak rahatsızlık duyduğu şey, Türkiye'nin bu yükselişine paralel olarak artık AK Parti iktidarının son 10 yıl içinde her seçimden güçlenerek çıkan bir iktidarın normal seçim yoluyla artık uçak take off noktası sağlamış, belli bir irtifa da kazanmış. Bundan sonra özellikle çözüm süreciyle birlikte uçağı aşağı doğru çeken en önemli pranga da yok oluyor.
durdurulması mümkün olmayan bir ülke yükselişi görüyorsunuz. Bu ülke yükselişinin önünde ne tür engeller, bundan kimler rahatsız oluyorsa, bunların hepsini kastederek söylüyorum. Onun için iç faktörlere seslenmem sebebim bu. Türkiye'nin AK Parti'den rahatsız olabilirsiniz. Ama Türkiye'nin yükselişinden hisseyap oluyorsanız, bilin ki bu yükselişin devamı ancak ve ancak halk iradesine dayalı bir yönetimle olur. Halk iradesi de bugün AK Parti iktidarıyla tecelli ediyor. Üç şey burada Erhan Bey önemli. Ne yaptık biz 10 yıl içinde? Bu yaptığımız şeylere dönük bir hedef var, bir şey var. Bir yıpratma çabası var. Bir, toplumda büyük bir özgüven inşa ettik. Aslında bu gençlikle çıkan samimi gençlik bu özgüvenin bir yansıması. Psikolojik zemini bu yükselişin. İki, sosyolojik zemini bütün toplumu kuşatan bir siyasal hareket olarak AK Parti toplumun her kesiminden unsuru bünyesinde barındırdı ve halkla bir iletişim kurdu, bir bağ. Sayın Başbakanımızın mitinglerinde görülen veya toplumu hareket ettirebilme kapasitesi itibariyle AK Parti bir motivasyon oluşturdu. Buna bağlı olarak da tabii üçüncüsü siyasi icra gücü, güven ve istikrar ortamı. Şimdi tam bu noktada şöyle bunun bir soru... üçüne birden öylesine bir sinsice bir hamle yapılıyor ki önce toplumun özgüveni sarsılmak isteniyor. Hani bir ara bir reklam vardı, bu Türklerde çok oluyor diye. Emin olun şu anda oturduğu köşeden bu Türklerde çok olmuştu, biraz hadlerini bilsinler diyen çevreler tam var ve bunun izlerini ben görüyorum. Tam da bu noktadan soracaktım. Şimdi söylediğiniz gibi bu büyük bir plansa ve ifade ettiğiniz gibi Türkiye'nin büyümesi ve yakaladığı istikrarla ilgili bir durumsa, Taksim'in hemen ortasında küçük bir parkın ama önemli bir parkın içerisinde meydana gelen eylemle nasıl fitili ateşlendi ve bu kadar büyüdü? Çünkü bununla ilgili bir özel eleştiri de yapıyor musunuz? Bunu yapıyoruz. Dikkat ediniz. Başta onun için söyledim. Bunu anlamamız lazım, bu süreci. Fakat bu süreci anlamakla birlikte bu süreci başka bir yere çekmek isteyen aktörleri de görmek zorundayız. O aktörler kimler? İşte şimdi oraya geliyorum. Yani bunun işaretlerini tespit edersek zaten onu Türkiye'nin yükselişinden ve bu güç birikiminden rahatsız olan çevreler. Şimdi bakın birkaç çarpıcı misalle bunu zikredeyim. Tabii demokrasilerde gösteri olur. Gösteri hakkı esastır. Muhalefet etmek demokrasinin asli unsurudur. Ve demokrasiler ancak muhalefetle daim olurlar. Aksi takdirde demokrasinin ruhu kaybolur. Bunların hepsi bir hak. Ama ki ben görüştüğüm bazı muhataplarıma da bu soruyu net olarak sordum. Şimdi Avrupa başkentlerinde geçmişte benzeri birçok olay yaşanmışken, Amerika'da yaşanmışken, gelişmiş bütün demokrasilerde bu olaylar yaşanmışken ve polis ve güvenlik güçleri benzer tedbirler almışken, mesela 2005 yılında Sarkozy İçişleri Bakanı iken Paris neredeyse bütün varoşlarıyla yanmıştı. Ve polis de bu şiddete tepki olarak o zaman Fransa'da da tartışılan ciddi bir güvenlik mekanizması işletmişti. Evet. Occupy Wall Street olaylarında aynen bizde olduğu gibi 10-12 gün sabredi. Orada da sabredi. Bir müddet sonra ki orada tabii gruplar gruplar halinde bizde başbakanlık ofisine gidilmesi gibi, saldırıya uğraması gibi herhangi bir kamu erkine bir saldırıda bulunmamasına rağmen orada da olaylar yaşandı. Çok sayıda insan orada öldü. Kaç kişi ölürse ölsün bizim için insan canı olarak değerlidir. Londra'da 2 sene önce benzer olaylar yaşandı. Şimdi bu olayları uluslararası medyanın veriş biçimiyle, yani normal bir süreç olarak veriş biçimiyle, Türkiye'de yaşanan olayları veriş biçimini karşılaştırdığınızda açıkçası bir anormallik görmemek gözü kör olmak demektir. Dün ben sabaha kadar bir uluslararası medya kuruluşunun yayınını izledim. Bakınız ki biz biliyoruz, alanda hiçbir olay yokken eski şeyleri göstererek tekrar alanda olay varmış gibi göstermeden tutunuz. Türk medya mensupları alanda herhangi bir gaz maskesi takmadan yayın yaparken sanki savaş şartları içinde yayın yapıyormuş gibi ve savaş muhabiri diye tanıtıyor muhabiri. Gaz maskesi takmış. Muhabirlerle yayın yapmaktan tutun. Yani o an için söylüyorum. Gündüz saat 11'de. Daha Taksim'de kimse yokken, gaz maskesiyle Taksim'den yayın yapan bir yabancı basın mensubu gördüğünüzde
Bunun iyi niyetli bir habercilik anlayışı olduğu konusunda ikna olabilir misiniz? Neye bağlıyorsunuz bunu? Özellikle Amerikan merkez medyasının çok uzun soluklu savaş muhabirlerini buraya göndererek yaptığı yayınları ve dün kaygıyla izledik. Şimdi ben aynı medyanın, aynı çevrelerin Suriye'de 100 bin insan ölürken yaptığı yayınları biliyorum. 100 bin insan ölmüş. Türkiye'de aralıksız yaptıkları bir yayın, hiç aralıksız 4-5 sayı yayın yapanlar, hı hı, bu haberleri Banyas katliamı sonrasında nasıl geçiştirdiklerini de biliyoruz. Nasıl başka olaylarda başka tür tavır aldıklarını da biliyoruz. Şu yanlış anlaşılmasın. Medya özgürdür. Aslında bizim şu anlamda övünmemiz gereken bir şey de bütün bunlara rağmen uluslararası medyanın en zor şartlarda bile, güvenlik şartlarında bile engellenmemiş olması ve Taksim'den yayın yapıyor olması bile Türkiye'de demokrasinin bir işareti. En zor şartlarda birçok güvenlik tedbiri alınıyor ama uluslararası medyanın bu art niyetli yayınları bilinmekle birlikte özel bir tedbir alınmıyor. Bu da demokrasimizin güzel bir göstergesi. Normal şartlar içerisinde uluslararası basın izleyebileceği bir ortamda var orada var. Yani herhangi bir yasak getirilmesine gerek durum yok. Tabii yani var. Şimdi ben muhatabım Dışişleri Bakanlarına şu soruyu sordum. Şimdi bir medyanın bir takdim ediş biçimi var. Amerikan Dışişleri Bakanı ile yakın bir zamanda görüştünüz mü efendim? Tabii geçen hafta da görüştüm. 2 gün önce de görüştüm. Ama 2 gün önceki görüşmem basına yanlış anladı. Sanki daha yansıtıldı. Sanki daha önceki görüşmeye bir tepki gibi. Hayır. 2 gün önce pazar günü görüştüğümüzde, pazartesi günü görüştüğümüzde sadece Suriye'yi konuştuk. Ama daha önce görüştüğümüzde açıkçası ben kendisini yapılan bazı açıklamalardan duyduğum rahatsızlığı ifade etmek üzere aramıştım. Ve orada söyledim. Daha sonra bu konuşmaları Suriye bağlamında görüştüğüm ve bu konuyu da açan meslektaşlarıma da bugün Alman Dışişleri Bakanı'na da ifade ettim. Çünkü Alman parlamentosunda da bu gündemli bir şey vardı, bir oturum vardı. Daha 1 Haziran'da Frankfurt'ta benzer gösteriler yapıldı. Ve yüzleri örtülü diye Alman polisi bu göstericilere dönük benzer tedbirler aldı. Biber gazı ve su kullandı. Alman Dışişleri Bakanı kaygıyla izliyoruz diyorsunuz. Biz 1 Haziran'da Almanya'yı kaygıyla izliyoruz demedik. Bundan sonra diyeceğiz ama. Çünkü Almanya'da da bizim 3,5 milyon vatandaşımız var. Londra için bir beyanınız olacak mı? Herhangi bir ülke adı zikretmemeye özen gösteriyorum ama şey için söylüyorum. Hani bir tarafı karşı almak değil. Ben diyeceğiz artık dediğiniz için söylüyorum. Hayır, şu an Londra'da sıcak ama olaylar var. Sorduğum soru net olarak şu oldu. Atina'da, Madrid'de, Roma'da, Londra'da birçok Avrupa başkentinde ekonomik kriz dolayısıyla sokağa dökülenler söz konusu olduğunda bu kadar uzun yayınlar yapıldı mı? Bu kadar çok açıklama yapıldı mı? Hatta bir muhatabıma şunu söyledim. Elhamdülillah ki bizde insanlar iş bulamamak dolayısıyla gösteri yapmıyor. Çevre dolayısıyla gösteri yapıyorlar. Ama istihdam ve problemi, evine yiyecek götüremediği için gösteri yapan kitlelere dönük şiddet uygulayanlarla ilgili hiçbir açıklama yapmazken, baktım hepsine bakıyoruz. Her gün neredeyse Türkiye'de olağanüstü savaş şartları varmış gibi, olağanüstü bir durum varmış gibi. Eğer dost ve müttefik ülkeler açıklama yapmaya başlarlarsa biz de bunu sorgulamaya başlıyoruz. Peki mevkidaşlarınız kamuoyuna, uluslararası kamuoyuna yaptığı açıklamalarla pek çoğu süreç kaygıyla izlediklerini ifade ediyorlar. Sizin birebir yaptığınız görüşmelerde de aynı mesajlar mı iletiliyor yoksa perde arkasında farklı şeylerde ediliyor mu, konuşuluyor mu? Söyleyeyim, ben soru soruyorum ve bu soruyu Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak ve özgürlüklerini açıkça kullanabilen bir millet adına bu soruları göğsümü gere gere de soruyorum. Sizin ülkenizde şu gün yapılan şu gösteride tutumunuz ne oldu ve herhangi bir tepki verdiniz mi? Amerikan Dışişleri Bakanı'na mı sordunuz bunu? Hepsiyle konuştuğum bütün dost ülkelerin, yani bunlar da bizim karşı ülkelerin, aynı zamanda Sayın Alman Dışişleri Bakanı takdir de ettim 2 gün önce, ne İstanbul Kahire'dir ne Taksim Tahrir'dir dedi. Çok doğru bir tespit. Yani İşin doğasının farklı olduğunu gösteriyor. İspanya Dışişleri Bakanı'nın açıklaması vardı. İspanya Dışişleri Bakanı Türkiye'ye kimse ders veremez bu konuda dedi. Hiçbir ülke Türkiye'ye ders veremez dedi. Ve onu da takdir ettim. Yani gelen açıklamalar hepsi olumsuz değil. Ama neden açıklama geliyor biliyor musunuz? Esas burada ona dikkatinizi çekmek isterim. Belli medya kuruluşları öylesine takdim ediyorlar ki bu ülkelerin yetkilileri kamuoyu baskısı altında kalıyorlar. Soruya muhatap oluyorlar ve bir açıklama yapıyorlar. Eğer bir odak varsa bu odağı Türkiye'nin böylesine de bir dönem ekonomik olarak, bakınız
bir günde, Mayıs ayını söylüyorum, 65 milyar dolarlık neredeyse iki ihalenin yapıldığı nükleer ve havaalanı bağlamında, IMF borçlarının silindiği, Türkiye'nin kredi notunun arttığı bir aydan bahsediyoruz Mayıs ayında. Böyle bir yükselen bir ülkeyle ilgili bir anda bir imaj operasyonu yapılıyor. Özellikle yani, uluslararası basın aracılığıyla yapılıyor dedik bunu. Uluslararası basındaki belli odaklar Türkiye'nin bir imaj kirlenmesi yaşamasını istiyor. Şunu söylemediniz böyle bir, o arada, bunu kim, neden sağlıyor? Yani medyayı kullanıldığını ifade ediyorsunuz. Eğer bu gazetecilik Türkiye'nin aşkı çok değilse... açık söyleyeyim o zaman. Türkiye'nin yükselişinin kendi alanlarını daralttığını düşünen çevrelerin tümü. Ama milletimiz hiç merak etmesin, Türkiye yükselişine devam edecek. Artık bu set aşıldı. Türkiye'nin yükselişini kimse engelleyemez. Türkiye'nin yükselmesi ekonomik olarak, siyasi olarak, kültürel olarak belli çevrelerin alanını daraltıyorsa, o çevrelerin kendi muhasebe yapmalarını gerektiren bir durumdur. Biz hiçbir zaman bundan sonra da şimdiye kadarki özgüvenimizi kaybetmeyeceğiz. Bizim şu anki vardığımız şey şu, sonuç olarak yani bütün bunlar karşısında neleri yapmamız gerektiği. Bir, özgüvenimizi kaybetmeyeceğiz. Bu millet 10 yıl içinde ne kadar, bu kadar kısa bir sürede ne kadar büyük bir aşama yapılabileceğini gördü. Artık bundan sonra daha büyük hedef gösterebilenler alternatif olurlar ya da muhalefet olurlar. Özgüvenimizi ne kişi bazında ne ülke bazında kaybetmeyeceğiz. İki, halkla bizim irtibatımızı şu veya bu yolla kesebileceğini düşünenler yanılıyorlar. Halkla bugünkü hükümet arasındaki bu özgüven anlamındaki öylesine bir iç sinerji doğmuş durumda ki bunu tahkim edeceğiz. Yeni araçlar varsa sanal, sosyal medya üzerinden veya sanal ortamda yeni araçlar varsa bunlarla bu ilişki tahkim edilecek. Ama bu bağ koparılamaz. Üçüncüsü, Türkiye'nin güven ve istikrar ortamının zedelenmesine izin vermeyiz. Özgüven ile özgürlükleri birleştireceğiz ve ülkemizin ve yeni neslin önündeki özgürlük alanlarını açacağız. Bunu hiç tereddütsüz yapacağız. Buradan çıkarak Türkiye'nin de özgürlük alanları daralacak diye kimsenin kaygısı olmasın. Daha özgür, daha rahat iletişim kurabilen bir siyasi kültür geliştireceğiz. Ama bunun yanında da bir hukuk devleti olarak hiçbir şekilde Türkiye'nin güven ve istikrar ortamının zedelenmesine izin vermeyeceğiz. Bakın, bir çarpıcı bir şey söyleyeyim. Yayın kuruluşunun adı önemli değil. Gece Fas'tayım. Normal görüşmeler bitmiş. Gece 12'ye döndükten sonra uluslararası medyayı takip ediyorum saatlerce. Nasıl veriyor? Bir uluslararası medya kuruluşu şeyden çekiyor, Taksim'den yayın yapıyor. Hep modern görünümlü bizim vatandaşlarımız. Belki de birçoğu AK Parti'ye doy vermiş vatandaşlar. Bu onlarla görüşüyor. Sonra diyor ki, bakınız kullanılan dile. Diyor ki şimdi de Tayyip Erdoğan'ın arka bahçesi olan başka bir mahalleye gidelim diyor ve Fatih'i anlatıyor. Ve Fatih'te de son derece sevimli bir ortamda ama tabureler üzerine oturmuş, daha çok Anadolu'dan, Taşra'dan geldiği görüntüsü veren bir grup vatandaşımızla konuşuyor ki o vatandaşlarımız da son derece akıllıca, erdemli cevaplar verdi. Herkes gösteri yapsın ama şiddet olmasın gibi. Ama öyle bir kontrast çıkarmaya çalışıyor ki bu imaj üzerinden. Oryantalist bir yaklaşım. Bir tarafta modern, eğitilmiş orta sınıf, diğer tarafta şehirleri neredeyse böyle akın akın gelen geri kalmış kırsal kesim ve Tayyip Erdoğan bunu temsil ediyor. Halbuki yayın yapılan Taksim'in de içinde bulunduğu Beyoğlu Belediyesi de AK Parti Belediyesi. Şimdi hiçbirimizin bu tuzağa düşmemesi lazım. Hani medeniyetler çatışması üzerinden halkları birbirine düşürmeye çalışanlar, bazı yerlerde düşürenler, bu sefer Türkiye içindeki kültürel gruplar arasında çatışma çıkarmaya çalışıyorlar. Unutmayın, o zaman Huntington Türkiye içinde torn country, yani parçalanmış ülke de demişti. Şimdi bu parçalanmışlığa oynuyorlar. Ben o makaleye yazdığım bir cevapta şunu demiştim. Aslında bizim gücümüz, enerjimiz de tam da buradan kaynaklanıyor. Bütün bu farklı kültürel unsurları bir arada barındıran bir ülke. Böylesine büyük meydan okumalara da karşı karşıya olan bir kültürel ortam, bir sanat ortamı aslında çok doğurgan bir ortamdır. Ve büyük özgün açılışlar, büyük yeni ufuklar böyle bir
tansiyondan, gerilim, çatışma demiyorum. Böyle bir farklılıkların bir arada yaşadığı bir ortamdan doğar. Ben onun için başta söylediğimi tekrar etmek istiyorum. Bütün bu gençlik, dinamik gençlik bizim enerjimizdir. Bunu feda eden etmeyiz. Özellikle. Ama bunu, bu dinamik gençliği Türkiye'nin yükselişini durdurmak için oportunistçe kullanmak isteyen provokatörlere de içeride veya dışarıda olsun izin vermeyiz. Bunu Türkiye'nin bir gücü olarak değerlendirip bütün bu biriktirdiğimiz güç üzerine kendine güveni yüksek, özgüveni yüksek yeni bir neslin çıkışı aslında Türkiye'nin de zenginliğidir. Şu anki en önemli gündem maddesi olduğu için Türkiye'de Gezi Parkı ve onun ekseninde süren tartışmalarla başladık. Dış politikaya geçeceğiz ama soft bir geçiş olsun diye. Ben Gezi Parkı olayları, bu olaylara özellikle yakın müttefik olarak görünen ülkelerin tepkisi ve onun ardından şimdi o ülkelerle ilişkiler zedelenir mi sorusunu yöneltmek istiyorum. Özellikle Amerika'dan gelen açıklamalara bakıp bu olayların ardından yapılan açıklamalar ve yaşanan olayların sonrasında bir taraftan da o ülkelerle ilgili dış politika anlamında bir değişiklik söz konusu olabilir. Hayır, hiçbir olağanüstülük yaşanmaz. Yine Mayıs ayının belki de dünyadaki en önemli dış politika olaylarından biri Sayın Başbakanımızın Washington'a yaptığı seyahatti. Ve belki de bütün bu imaj kirlenmesi de faktörlerden biri de o ziyarette bir küresel güç ile küresel rol oynayan artık önemli bir güç olarak Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ile ele aldığı konular ve görüntü, yani genel olarak çizilen şey, yaklaşım bu anlamda önem taşır. Amerika ile de olsun, diğer Avrupa ülkeleriyle de olsun, bütün meslektaşlarımla gayet sıcak, ancak samimi, ancak çok açık ve ülkemizin onurunu ve demokrasimizin ulaştığı seviyeyi savunan bir ilişkiyi sürdüreceğiz. Kimse bize ikinci sınıf demokrasi muamelesi, gelişmekte olan bir demokrasi ya da dış yardıma muhtaç bir ülke imajı, dışarıdan gelen mesajlarla kendini tanzim etmesi gereken bir ülke muamelesi yapamaz. Bu 90'larda kaldı. Yeni Türkiye başkalarına güzel örnek olabilir, başkalarıyla el ele yürür ama ne kimseden talimat alır ne de kimseye talimat verir. İlişkilerimiz de bu düzeydedir ve biraz önce söylediğim sözlerden sakın ola ki bu telefon görüşmelerinde çok gerilimli anlar yaşandığı gibi bir kanaat hasıl olmasın. Kanaatlerimizi açıkça paylaşırız ama bu ülkelerle hiçbir ülkeyle ilişkimizi bozmayız. Ancak şunu da söyleyeyim, sadece Batı medyası değil, bu konuda diğer medyalarında, yani diğer medyalarında dediğimde İran medyasında, Rus medyasında, İsrail medyasında neler, nasıl tanzim takdim ettiğini biz yakından takip ediyoruz ve buradan da bazı sonuçlar çıkarıyoruz. Kimse de bütün bu farklı kanaatlere sahip medyanın Türkiye'nin imajının bozulması konusunda neredeyse ortak bir çizgide yayın yapıyor olması da dikkate şayandır. Ama milletimiz bundan sakın ola ki bunların hepsiyle bir sıkıntılı, gerilimli bir ilişkiler dönemi başlıyor gibi kanaati kimse sahip olmasın. Ama bilinsin ki ve bütün toplum kesimlerine de bilsinler ki Türkiye'nin bu yükselen profilini korumak hepimizin ortak ideali, ortak hedefi, ortak çıkar alanı. Son verdiğiniz örnekten hareketle herhalde şöyle bir sonuç çıkarabiliriz. İran, İsrail ve Rusya basını sizin ifadenizle karalama noktasında ortak çizgide buluşmuş. Demin zikrettiğim şeyler hep Batı'dan örnekler verildiği için söylüyorum. Anladım. Yani uluslararası medya dediğimizde sadece onları kastetmiyoruz. Hepsinin yayınlarını yakından takip ediyoruz. Bu bir şeydir, bir turnusol kağıdı gibi bir süreçtir. Ama bu ülkelerle ilişkilerimiz, bu medya tutumlarından bağımsız olarak dediğim gibi belli çevrelerle ülkeleri ayırt etmek gerekir. Dış politikamız her zaman rasyonel olmuştur. Rasyonel bir zeminde seyretmiştir. Bütün bu ülkelerle iyi ilişkileri yürütürüz. Ancak dediğim gibi Türkiye özgüveni yüksek bir ülkedir. Halkımızın bu anlamdaki beklentilerini ve yaklaşımlarını yansıtan bir tavır içinde olmaya buradan devam hareketle devam edelim. İran, İsrail, Suriye ilişkiler ne durumda? Yeni bir strateji, yeni bir durum var mı? Kısa bir reklam aramız daha var. Ardından devam ediyoruz. Bu arada süre el verdiğince sizlerden gelen soruları da Sayın Bakan'a bu bölümde yönelteceğim. Basın Kulübü devam ediyor. Dışişleri Bakanı Sayın Davutoğlu'yla birlikteyiz. Programın son bölümündeyiz. Biraz
özellikle bölgedeki değişen paradigmalarla Türkiye'nin dış politikasını konuşacağız. Ardından da sizlerden gelen soruları hızlı bir şekilde Sayın Bakan'a yöneltmeye çalışacağım. Şimdi Irak'a baktığımızda merkezi hükümetle bölgesel hükümetin flörtünü ki bu Türkiye ile merkezi Irak hükümetinin de ilişkilerini göz önünde bulundurursak çok olumlu bir gelişme gibi görünmüyor. Yapılan yorumlarda o yönde. Diğer taraftan Suriye'de Beşar Esad'ın lehine bir havanın estiği yorumları var. Gelelim İran'a. İran-Türkiye ilişkileri özellikle son dönemde gerilimli bir seyir izliyor. En azından yansıyan böyle. Ama buna karşın Türk dış politikası sanki aynı düzlemde devam ediyor. Bu değişen durumlara, paradigmalara göre yeni bir pozisyon alacak mı Türkiye? Türk dış politikasında bir farklılık olacak mı? Şimdi bizim dış politikamız hem belli değerlere hem de bir stratejik vizyona dayanıyor. Değerler özellikle aslında Arap Baharı ile birlikte yaşanan gelişmelerle test edilmiş değerlerdir. Bu da insan onuruna, Orta Doğu halklarının iradelerine dayalı yönetimlerle en yoğun ilişkiyi kurmak, yani bölgesel anlamda söylüyorum. Ve bu çerçevedeki evrensel değerlerle bağımlı taleplere dile getiren kitlelerinle ilişkileri doğrudan kurmak. Mesela Sayın Başbakanımızın Fas'a, Tunus'a, Cezayir'e yaptığı gezi, Kuzey Afrika geçen hafta dış politika yaklaşımımız itibariyle buralardaki demokratik geçiş süreçlerine verdiğimiz katkı aşikar. Irak ve Suriye'ye gelince burada da biz her zaman iyi komşuluk ilişkilerine önem verdik. Irak'ta merkezi hükümetle Kürt bölgesel yönetimi arasında ilişkilerin yumuşuyor olmasından herhangi bir rahatsızlık duyuyor değiliz. Aksine keşke Sayın Maliki çok önceden de bütün kesimlerle ilişkilerini iyi tanzim edebilseydi. Bizim hiç kimseyle Irak bağlamında bir problemimiz yok. Problem Irak'ta değişik kesimlerle ilişkilerini de sıkıntılar yaşayan bir yönetimin olmasındandı. Keşke Sünni Arap kesimine de aynı sıcaklığı gösterebilse. Keşke değişik Şii gruplara da aynı sıcaklıkla yaklaşsa ve Irak'ta barış ve huzur hakim olsa. Bundan bizim hiçbir sıkıntımız olmaz. Yani Irak'taki hiçbir ilişkimiz diğerine karşı bir ilişki değil. Suriye konusuna gelince Suriye'de ilkesel bir politikamız var. Kendi halkında dönük olarak her türlü askeri yöntemi kullanarak cezalandırma politikası takip eden bir yönetime karşı Türkiye'nin kayıtsız kalması mümkün olamazdı. Şu anda ülkemizde bulunan 300 bine yakın mültecinin herhalde tatil yapmak için Türkiye'ye geldiğini düşünmüyoruz. Bu insanların kendi evlerini, barklarını terk ederek kaçmasına ve Türkiye'ye sığınmasına yol açan bir politikaları tecviz etmemiz, desteklememiz mümkün değildi. Başta her türlü ikna çabasını, her türlü desteği ve tavsiyeyi yaptık. Bunlar yaşanmasın diye. Şimdi bu halkın iradesinin Suriye'de, Suriye yönetimine yansımasıdır. Bütün yaklaşımımız bu. Son dönemde diplomatik açıdan önemli bir ivme kazanan gelişmeler var. Bunlar olumludur. Bunlara destek veriyoruz. Suriye muhalefetinin bu diplomatik girişimlere paralel olarak örgütlenerek Cenevre toplantısına gitmesi yönünde de olağanüstü bir katkı sağladık. Ve tabanı genişleten bir Suriye ulusal koalisyonun oluşması için en doğrudan katkıyı Türkiye yaptı. Bizzat ben gidip onlarla konuştum ve böyle bir yapı da oluştu. Ancak alanda bütün bu olumlu gelişmelere rağmen bir taraftan Cenevre toplantısına giden sürecin işlemesi ve bütün aktörlerle bunları biz konuşurken diğer taraftan Suriye Ulusal Koalisyonu toparlanırken alanda başta Kuseyir olmak üzere doğrudan dış müdahalenin de söz konusu olduğu bir askeri tırmanmanın yaşanıyor olması aslında Suriye yönetimini ve onu destekleyen kesimlerin, ülkelerin samimiyetini ciddi şekilde sorgulamamıza yol açıyor. Hizbullah'ın son desteğini ne diyorsunuz? İşte Esad'la dış müdahale. Paralel dış müdahale. Yani düşünün, hiçbir dış müdahale olmasın diyerek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bloke edildi. Ama bu arada alanda ciddi bir dış müdahale var. Suriye rejimine ki geçmişte bu silahları 100 bin kişinin ölümünü gerçekleştirecek şekilde kullanan bir rejime bu desteği veren çevreler, ülkeler var. Şimdi bir taraftan uluslararası konferansa gitmek için tansiyonu düşürme çabaları var. Ama bir tarafta da alanda Suriye halkına dönük olarak Kuseyir'de 30 bin kişilik Kuseyir'de geriye 500-600 kişi kaldı. Hizbullah'ın desteğiyle ve bunların çoğunun yaralanması, yaralıları da Kuseyir dışına taşınmasına izin verilmedi. Evet. Ne kadar insanın katledildiğini
tespit etme imkanımız bile yok. Hizbullah'ın şimdi, bu şekilde barış, bu hafta yer almasının arkasındaki güç neydi efendim? Orası biraz muallak kaldı. Kuseyir stratejik bir şehirdir. Lübnan-Suriye geçişi bağlamında. Evet. Ve maalesef burada daha önce Banyas'ta olduğu gibi etnik bir temizlik yapılmıştır. Bunu bütün dünyada biliyor. Ben dün Kuseyir'de yaşananlar sonrasında özellikle bu müdahalelerin artması çerçevesinde bütün muhataplarımla bir seri telefon görüşmesi yaptım. Telefon diplomasisi yürüttük. Bundan sonra da bunları hem yakından takip etmeye hem barışçıl bir çözüm için uluslararası konferansı destekleme ama bir taraftan da Suriye halkına dönük bu zulümlere karşı net ve ilkili tutumumuzu sürdürmeye karar verdik. Şimdi bu konuda ilk olarak gözlerin çevrildiği nokta Cenevre konferansı. Her ne kadar tarihi de belirlenmemiş olsa da yine de umut bağlandığını görüyoruz. Gerçekten çözüm noktasında bir aslında açık adım olacak mı? Biz daha çok ümitliydik. Ancak Kuseyir'deki gelişmeler gösterdi ki bütün bu diplomatik manevralar Esad rejimine zaman kazandırıyor ve Esad rejiminin katliamlarının artmasına sebebiyet veriyor. Eğer bu konuda samimi ise bu konferansı başarılı kılmak noktasında bütün ülkelerin Suriye rejimine dönüp bütün bu katliamları durdur ve yeni operasyonlara girişme şeklinde net bir mesaj vermesi gerekir. Peki, bugün Başbakan Erdoğan Taksim Platformu'ndan gelen bir grupla görüşmüştü. O görüşmenin ardından şimdi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik bir açıklama yapıyor. Eğer açıklama kısa sürerse yeniden döneceğiz ama sürmezse süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum. Ben izleyicilerimize teşekkür de size de Sayın Bakanım. Çok teşekkürler. Ben sağ olun teşekkür efendim. Şimdi o açıklamayı getiriyoruz. Ekranlarınızda açıklamanın hemen ardından Didem Arslan Yılmaz, Türkiye'nin nabzını tutan programıyla ve çok önemli konuklarıyla Gezi Parkı eylemlerini masaya yatıracak. Bunu da belirtelim ve açıklamayı getirelim ekranlara.